Merak ettim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Şahriyar hocamıza sözü bırakıyorum. Ondan önce bir şey belirtmek istiyorum. Saat 12.30'da 12.30-1.30 arasında bir öğle aramız olacak. Şimdi ben bunu belirtiyorum. 1.30'dan sonra konferansımız tekrar devam edecek. Hocam söz sizde. Teşekkür ediyorum. Şimdi bana söylenen şu, ilk sabahki oturumda biraz soru cevap yapalım dediler. Gelen sorulara göre içeri belirleyelim. Öğleden sonra da zaten 1.30 gibi başlayacağız. O oturumda da büyük veriydi zaten konumuz. Büyük veri ve veri madenciliği. Onunla ilgili birazcık daha teknik konuları konuşabileceğimiz bir oturum planlanıyor. Sonrasında da ben bütün gün buradayım zaten. Benim bütün işim bugün sizsiniz. Sizlerle vakit geçirmek amacımız. Öğrenci mekanlarına gideceğiz. Öğrenciler nerede sosyalleşiyor, onları gösterecekler bana. Birazcık üniversitede olacağız. İsteyenlerle de oturumuzu beraber konuşuruz. Başka problemleriniz varsa onları dinleriz. Sorularınız varsa onları cevaplarız. Ama şu anki amacımız sizden gelecek içeriğe göre bilebildiğimiz kadarıyla yardımcı olabilmek. Dolayısıyla interaktif çağda yaşadığımızı düşünürse içeriği belirlemeyi seviyorsunuz sizler. İnteraktif olarak bu oturumu bir saat boyunca götürmeye çalışacağız. Söz sizde arkadaşlar, bir konuşulmasını istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Tabii her bir konuda ben cevap verebilemeyim, o başka bir şey ama en azından siz sorabilirsiniz her şeyi. Buyurun. Şu an ne görev yapıyorsunuz Emre? Ha, belki etimden biraz bahsedeyim, öyle mi? Şu an nerede görev yapıyorsunuz diye soruyorum. Yani ben seslendireyim, belki mikrofon olduğu için duymayabilir. Şu anda 3-4 ay oldu. Döndüm Amerika'daydım en son. Biliyorsunuz bir belki takip eden arkadaşlar. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeyim, İstanbul'dayım. Benim 17 yıldır devam eden bir eğitim danışmanlık firmam vardı. Onu da anonim şirketi çevirdim. Şu anda büyüttük onu dedik. O firmada daha çok vaktim geçiyor. Ama akademik katılım İstanbul Şehir Üniversitesi. Orada dersler veriyorum. Bir de onun üzerinden yani, üniversitede yapılan projeler var. İlişim alanında değişik firmalarla projeler yürütüyoruz. Tabii benim şu anda burada bulunma sebebi ne üniversite ne kendi şirketim. Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak buraya geliyoruz herhangi bir kar amacı gütmeden. Dolayısıyla o kavramda sizin bildiğiniz bilgisayar kavramları, o bağlamda bildiğiniz o devam ediyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak onun bünyesinde genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince fayda olmaya çalışıyoruz. Staj imkanları ayarlamaya çalışıyoruz. Eğitim şeyler lazım yapıyoruz aralara bizim ofisimizde. Yani diğer imkanlarımız, üniversite imkanları, kendi şirket imkanları aslında sosyal sorumluluk projesine mümkün mertebe kanalize etmeye, aktarmaya çalışıyorum. Onun üzerinden işte staj olabilir, bölümde çalışan arkadaşlar vardı. Geçen yaz 20'nin üzerinde çıktık bir ara bizim ofiste çalışan arkadaşlar, böyle gelen bölümde çalışan falan. Onların duyurularını da internetten yapıyoruz. Onları takip edip başvurabilirsiniz, bekleriz. Beraber proje geliştireceğimiz arkadaşlarımızdan çıkabilir. Buradan Konya'dan yoktu galiba ofiste çalışan arkadaşlar arasında. Yanlış bir şey olmasın ama hatırlayamadım. Genel olarak yorum böyle yani. Ama benim geçmişim var internette. Yani toplamda 6 ay ülkede, 17 ay üniversitede ders verdim şimdiye kadar. Toplamda herhalde 7 tane firmam oldu şimdiye kadar. Değişik sektörlerde iş yaptım. Ve maaşlı olarak da çalıştım değişik şirketlerde. Onların hepsi yazıyor internette. CV'ye bakarsınız, bitirdiğim projeleri yaptım. Yayınlar vesaire var. Onları şimdi burada teker teker bir anlatmanın çözümlerinde orada yok herhalde. Ama soracağınız özel bir şey varsa spesifik onu cevaplayın. Bu arada ben baştan özür dileyim arkadaşlar. Normalde bir soğuk algınlığı var geçme şeyinde. İptal edecektik. Rahatsızlıktan dolayı ama arkadaşları kırmamak için gelmeye çalıştık. Biraz kısım kötü çıkıyor. O yüzden hepinizden özür diliyorum. İnşallah rahatsızlık vermeyiz. Evet, bilmiyorum cevap bulmuşsunuz ama hiç de mutlu olmuş gibi bir haliniz yok. Başka sorunuz varsa sorun yani çok. Ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama nasıl cevap bekliyorsunuz? Yok, bunlar ne olacaklar? Peki, tamam o zaman. Duyuyorsunuz. Yok, bu. Bunlar değil, İstanbul'da mı? Evet, her şeyimiz İstanbul'da. Üniversite İstanbul'da, ofis İstanbul'da, ben İstanbul'da. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu girişim İstanbul'da öğrenciler için kendileri nasıl geliştirebilirler? Evet, güzel soru. Bu soru önemli de bir soru. Bu herkes için de geçerli. Bilgisayar mühendisleri de sorabilir bunu, yazılım mühendisleri de sorabilir, yönetim iletişim sistemleri de sorabilir. Soru özellikle şu, kendileri nasıl geliştirebilirim diye sorular yönetim iletişim sistemleri öğrencileri için. Bununla ilgili biz yüze yakın video çektik zaten. Bütün Türkiye'deki yönetim iletişim sistemleri kulüplerinde dolaşıp hocalarıyla röportaj şeklinde, sektörden uzmanlar şeklinde bilgisayar mühendisliği için de keza yapıyoruz. Bu gelmişken de sabah bir hocamızla da röportaj yaptık, öğleden sonra da yapacağız.
Sadece ben değil, kendi bildiğim ve anladığım kadarıyla değil, başkalarının da gördüğü açılardan bunu yayınlamaya çalışıyoruz. O videoları izleyin. Bir de öğrencilikle yapılabilecek 13 şey diye bir video çektik. Öğrenciyken yapabileceğiz. Kaç kişi dedi o videoyu öğrencilikle yapılabilecek 13 şey diye? Tamam, çoğunluk izlememiş. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Orada yaklaşık 20 saat 45 dakika anlatıyorum neler yapılabilir. Yani sosyalleşmek, kulüplere katılmak, sertifika eğitimleri, Erasmus, yurt dışına gitmek, konferanslara, seminerlere vesaire katılmak, proje yapmak arkadaşlarınızla beraber, okurken çalışmak, bir sürü şey anlatıyoruz orada yapılabilecek. Onlara bir bakarsınız. Tabii hepsi birden yapmak belki zor olabilir öğrenciyken ama en azından yapabildiğiniz kadarını yapmak doğru olur. Öğrenciyken en kıymetli şeylerden birisi sosyal çevrenizi oluşturmak. Yani zaten bilgiyi oluşturuyorsunuz, bir diploma alıyorsunuz, bir şeyler bilerek mezun oluyorsunuz. Bu bir sermaye, entelektüel sermaye, intellectual capital olarak geçen kavram. Paranız var veya yok, o zaten bambaşka bir olay. Biliyorsunuz zengin olmanın 3 tane yolu vardır. Ya miras kalır, ya zengin birisiyle evlenirsiniz, ya da çalışırsınız. Bu ayrı bir hikaye. Ama daha önemli şey, daha değerli bir şey günümüzde sosyal sermaye, sizin itibarınız, kimi tanıdığınız, ne kadar çevreniz olduğu. Şimdi sizin yanınızda oturan arkadaşlarınızın hepsi sizin sosyal sermayeniz. Yanınızdaki arkadaşlara iyi bakın, tanışın. Yani üzgün bir probleminiz olduğunu arayacağınız adam olun. Yani üzgün bir iş imkanı var, gelmeyi düşünür müsün diye sizi arayacak olduğundan olun. O yüzden sosyal sermaye önemli günümüzde. Bunu inşa etmeye çalışın. Ne oldu, memnun değil misiniz yanınızdaki arkadaşlar? Ben sermayeyi değiştirmek istiyorum. Buyurun lütfen. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Harika bir kariyeriniz var geçmişinizden. Şu an YouTube'da da 65 bin civarında aboneniz var. Bu YouTube'a başlama serüvenizin için nasıl oldu? Yani bir video çekeyim, bir gelirse bakalım falan yaptım. Şu an YouTube kariyer, YouTuber olmak lazım. Yok öyle başlamadım. Şöyle 2007'de falan biz bilgisayarkavramları.com diye bir site var. Belki yolunuz düşmüştür. Ben üniversitede İngilizce eğitim aldım. Benim okuduğum üniversite İngilizce eğitim veriyordu ve Türkçe kaynak sıkıntısını çok ciddi yaşadım. İngilizce eğitim alan birisi için Türkçe kaynak önemli olabiliyor. Çünkü üniversitedeyken İngilizceniz çok oturmuyor. Yeni yeni böyle. Burada Selçuk Üniversitesi'nde Necmet Erbakan da hep Türkçe eğitim değil mi? Karatay'dan gelen var mı? Var. Sizde eğitim ne? Hangi? İngilizce. İngilizce. Tamam, İngilizceniz nasıl? Sessizlik oluyor. Ben de o sessizliği yaşadım uzun süre. Türkçe kaynak önemli. Türkçe eğitim alanı için zaten Türkçe kaynak önemli. Dolayısıyla böyle bir kaynak ihtiyacını gördüm öğrenciliğimde ve asistanlığım zamanında. Dedim bunun için ne yapabiliriz? Oturayım bir şeyler yazayım. Bilgisayar kavramının 2007 yıllarında başlamıştım. 2006'da birkaç şey yazmıştım da çok sevmez. 2000'e yakın artikel yazdık orada. Vakti zamanında. Sonra da tabii oradaki felsefe şu, yani insanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Ne yapabiliriz insanlar için? Faydalı bir şeyler yapmaya çalışalım niyetiyle başlıyorsunuz. Ve böyle bir niyetiniz varsa gözünüz insanların üzerinde oluyor. İnsanlar neredeler, ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar. Ve baktım herkes YouTube'a kaydı. Benim yazıları okuyan falan çok yok. Gençler artık izlemeyi seviyordur. Ve ben o zaman insanlarla ulaşmak gibi bir derdiniz varsa onların gittiği yere gidiyorsunuz. Ben de YouTube'a kaydım. Orada video çekmeye başladım. Yani 3 yıl falan oldu. Video çekiyoruz. Yarın bir sürü insanlar başka yere giderse ben de oraya gideceğim. Böyle bir YouTuber'lık kariyeri veya hayatım yok. Aralara gidiyorum. Gerçi Google çağırıyor. İstanbul ofisinde birkaç kere gittim. YouTuber'larla tanıştım. Böyle YouTube'lar bunu yapıyorlar. Değişik bir ortam. Tavsiye de etmem. Soruyorsanız. Ama YouTube hikayesi kısaca bundan başlıyor. Öyle söyleyelim. Bilmiyorum cevabını olur mu? Peki para kazandığı var mı bu işler? Tabii tabii. Zengin olabilirsiniz YouTube üzerinde. Yok, YouTube'larımız, ya şöyle aslında, ben o şeyi yapmadım, bize de geldi aslında şöyle. YouTube'da bir reklam geliri var, bizim kanalda reklam gelirimiz var. Ama o gelir çok çok düşük bir şey, yani böyle işte 1,5-2 yıl falan çalışıyorsunuz, bir kameranın parası ancak çıkıyor, ondan sonra ışıklar için çalışıyorsunuz falan. O böyle kendi kendini döndürmeyle yetecek bir para değil, çok düşük bir para geliyor ona. Ama aslında YouTube'da para kazanmış sponsorluk da oluyor, belki biliyorsunuzdur o modeli. Biri de sponsor oluyor, yıllık bir kontrat yapıyorsunuz, size bir para veriyorlar falan. Ben bunu sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüm için şimdiye kadar gelen bütün teklifleri reddettim. Yani başka teklifler gelmedi. Bilişim alanındaki değişik firmalardan böyle şeyler geldi. Çünkü niş bir kitle genelde.
Yani bilişimde toplamda Meksikan Vakfı mezunu. 2 yıl önceydi galiba Meksikan Vakfı odasıyla yaptığımız mülakat sırasında onlar söylemişti. 35 bin Meksikan Vakfı mezunu varmış Türkiye'de. O zamanki yerin, şimdi artmıştır bu. 70'lerin sonunda kuruluyordu, 80'lerin başında ilk mezunlar diye başlıyor. Düşünün yani 35 bin Meksikan Vakfı mezunu var. Bizim kanalın abonesi bu 65 bin. Buna hani işte şeyi ekleyin yani son 2 yılda mezun olanlar, işte yönetim bilişimi ekleyin, yazılım mühendisliğine ekleyin, diğer bölümler ekleyin. İşte yani zaten ben başladığımda böyle 50 bini geçemeyiz falan diye düşünüyorum çünkü kitle o kadar değil. Başka alanlardan gelenler de oluyor ama en azından bu alanla ilgili kişiler. O yüzden bazı firmaların iştahını kabartıyor, bize böyle reklam vermeye çalışanlar oldu. Ama o kitleyi satmamak adına ben onları kabul etmedim. Etmeyi de düşünmüyorum ileride de. Ama YouTube'dan para kazanılıyor mu? Kazananlar var dediğim gibi. Sponsorluk fiyatları güzel paralar teklif ediyorlar. Ama ben o kazananlardan değilim, öyle söyleyeyim. Üstüne para verenler dedim ben. Bilmiyorum cevap oldu mu? Peki, buyurun lütfen. Hocam siz niye büyük bir ödeye geçiş yaptınız? Yani neden büyük bir üzerinde uzmanlaştınız? O şöyle oldu. Ben yaklaşık 6-7 yıl oluyor. 6-7 yıl önce Amerika'da bir siber güvenlik enstitüsünde doktora sonrası araştırma hocası olarak çalışıyordum. Ve orası siber güvenlik enstitüsüydü. Siber güvenlik enstitüsünde yapılan işte. Şimdi bu belki bunu birazcık açmakta fayda olabilir. Siber güvenlik iyice daha anlıyoruz. Türkiye'deki algı ve dünyadaki algı ve siber güvenliğin ne olduğunu biraz açmak fayda olabilir. Bu ben birazcık arkadaşlardan kariyer planlarını toplarken en fazla talep edilen alanlardan bir sanırım kadarıyla siber güvenlik. O yüzden onun üzerinde biraz duralım. Siber güvenliği 3 seviyede düşünmenizde fayda var. Bir sistem güvenliği vardır. Yani donanım, yani firewall'ın ayarlanması, proxy sunucunun ayarlanması, router'ın ayarlanması gibi bir ağ güvenliği diyebileceğimiz, sistem güvenliği diyebileceğimiz bir seviye var. Bunun üzerinde yazılım güvenliği var. Yazdığınız yazılımlarda kodlarda açıklar olabilir. İşte penetration testlerin yapılmasından tutun. Mesela SQL injection böyle bir problem değil mi? Kodlamada yapılan bir hata ama onun güvenliğinin başka bir uzmanlık gerektirdiğini söyleyebiliriz. Yani network uzmanı değil, orada yazılımdan anlayan, koddan anlayan bir uzmanın güvenlik açısından testler yapması gerekiyor. Bu iki seviye Türkiye'de biliniyor ve nispeten buralarda biraz güçlüyüz. Kendimizi koruyacak bilgi birikimimiz var. Ama daha büyük bir güvenlik tehdidi veri güvenliğinde. Veri güvenliği şu an Türkiye'de çok fark edilmiş bir alan değil. Bakın şöyle anlatayım size. Mesela Google'da yapılan aramalar önümüzdeki 2 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak ilaç satışlarını tahmin edebiliyorsunuz. Hepimiz işte tahmin aratıyoruz, ilaç aratıyoruz, gidiyoruz doktora bir şey söylüyor, onu aratıyoruz. Ve bu aradan bilgiler kritik bir bilgi haline dönüşüyor. Herhangi bir şirket içinde aynı şekilde, o şirketten yapılan aramalar, o şirketi çalışanların arkadaş listesinde kimlerin olduğu, o şirketi çalışanların tweet attıkları noktalar, o şirkette çalışanların işte Swarm'da login oldukları noktalar, bunların hepsi veri güvenliğini ilgilendiren ve hassas bir şekilde kullanılabilecek, tehdit oluşturabilecek bilgiler. Şimdi bu veri güvenliği şu an Türkiye'de çok daha farklı varılmış bir alan değil. Yurt dışında benim çalıştığım o siber güvenlik enstitüsü tamamen bunun üzerine kuruluydu. Yani biz ismi siber güvenlik enstitüsü ama ne sistem güvenliği ne yazılım güvenliği alanında hiçbir şey yapmıyordu. Tamamen veri güvenliği üzerine çalışılıyor bu alan. Ve orada çalışırken bunun ne kadar büyük bir tehdit olduğunu ve Türkiye'ye bir dalganın gelecek olduğunu, büyük veri anlamında çünkü büyük veri orada işte Cassandra sunucularımız vardı o zamanlar, Hadoop vardı, onlar kurulmuştu, o sunucular üzerinde araştırmalar yapıyorduk. Türkiye'de bunlar çok daha bilinmiyordu o zamanlar ve bunun Türkiye için bir şey olacağını ben 90'larda şeyi gördüm yani, ERP sektörünün Türkiye'ye geldiğini, dünyanın parasını verip, burada bir sürü işsiz varken dünyanın parasını verip böyle günlük $1000 civarında danışmanlık ücretleri ödedim, yurt dışından danışmanlar getirildiğini gördüm. Onun için ödenen lisans paraları, hala daha bir sürü lisans parası ödenir. İşte SAP ekipler belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bunlar Türkiye için ciddi yük oldu, teknolojik olarak yük oldu. Geçenlerde bir hikayeye gittiğim firmada söylediler, müsteşar böyle söylemiş. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama söyledim ben aynen size. Aktarayım, $25 milyar lisans ücreti yazılım alanında her yıl Türkiye ödüyormuş. Sadece lisans anlaşması bakımı, işte Windows, Office, Oracle, Oracle alıyorsunuz da veri tarama, lisans ücreti vesaire. Ödenen para. Şimdi bu sadece lisans, bir de yeni projeleri düşünün, ödenen şeyler yurt dışına gidiyor. Şimdi bu çok büyük para. Yani büyük para ödeniyor. Şimdi bu Türkiye için bir sıkıntı. Acaba ne yapabiliriz diye. Ben de Türkiye'ye gelince büyük bir konusunda bir şeyler yapabilir miyiz diye. Onunla ilgili videolar çekmeye başlamıştım. Zaten ilk çektiğim videolar da o konuda. O iş öyle başladı biraz yani.
Yani akademide olunca aslında şöyle cevap verebilirim. Akademide olunca her konuyla biraz ilgileniyorsunuz. Her konuyla ilgilenen birileriyle tanışıyorsunuz. Bir şeyler görüyorsunuz. Mesela işte en son Amerika'daki üniversitede benim yan odamdaki arkadaş, Paul isimli bir arkadaş vardı. Amazon'un dronlarıyla uğraşıyordu. Amazon'un böyle paket teslimlerini, şimdi evlerimize gelen böyle minibüsler, kargo şirketi çalışanları var ya, onlar ileride dronlarla yapılabilir mi? Ki ya bir planlar bununla ilgili bayağı bir yoğunluk ettiler. Muhtemelen de öyle olacak. O dronlarla ilgili çalışıyor. Şimdi giriyorsunuz bir öğlen yemeğine, onu dinliyorsunuz, o bir şeyler anlatıyor. Orada bir şeyler uyanıyor size, başka bir şey anlatıyor. Akademisyenliğin böyle bir avantajı vardır. Mesela normalde ben veri tabanı uzmanı oldum diyeyim, veri tabanı yöneticisi olurum. Bütün hayatım ona kadarınız olacak ve sadece onu bileceğim. O konuda çok uzman olabilirim ama diğer konuları kapatıyorsunuz kendinizi bir açıdan, sektöre girdiğinizde. Ama akademisyen olunca çok farklı alanlarda çok farklı şeyler izleyip görme şansınız oluyor. O izlemeler sonunda büyük veri acaba cazip olur mu, veri bilimi cazip olur mu şeyinden. Oraya gitmiştim Amerika'ya. Oraya gittiğimde de o az önce anlattığım hikaye neticesinde bu alana girdim. Sonunda da işte şu anda bulunduğunuz yere kadar geldik. Olay böyle kısırdı. Güzel.